Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaş tüm şiddetiyle sürerken bilişim uzmanlarından da kritik bir uyarı geldi değerli izleyenler. Rusya bir uygulama aracılığıyla yüzünüz başta olmak üzere kişisel verilerinizi çalabilir. Şimdi konuyu dijital iletişim uzmanı doçent doktor Ali Murat Kırık'la konuşacağız. Şimdi karşımızda. Hoş geldiniz yayınımıza efendim. Hoş bulduk Mehtap Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bu tür uygulamalar hemen hepimizin telefonunda var aslında. Tam olarak belki bu uygulamadan bahsetmeyeceğiz ama pek çok uygulamayla dolu telefonumuz. Böyle bir risk var mı gerçekten? Şöyle söyleyelim Mehtap Hanım, tabii ki var. Hem yüzümüzün biyometrik verileri hem de tabii ki telefonumuz içerisinde bulunan rehberimiz, fotoğraflarımız ve bunun dışında erişim sağlanan diğer verilerin de risk altında olduğunu söylememiz lazım. Aslında bundan 4-5 sene önce de bu ve benzeri bir uygulama vardı. Burada da aslında yüzlerin değişimi meydana geliyordu. Yani siz bu uygulamayı telefonunuza yükledikten sonra yüzünüzü oraya entegre ediyordunuz ve yüzünüzü farklı boyutlara, işte farklı şekillere sokuyordu. Bu uygulamaların aslında hepsinin temel gayesi büyük veri havuzuna depo edecekleri veriye ulaşabilmek. Bunun özellikle altını çizmemiz lazım. Bu dönemde neden biraz daha ciddiyete bindi? Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi Rusya-Ukrayna arasındaki savaştan dolayı bu dönemde dijital ortamdan veri toplamak, istihbarat toplamak ülkeler adına son derece önem arz ediyor. Ama bunu Rusya da yapabiliyor, bunu Amerika da yapabiliyor ya da bu tarz uygulamaları geliştiren diğer ülkeler de yapabiliyor. Yani hani mevcut konjonktür ve durum nedeniyle biz şu an Rusya-Ukrayna savaşını vurguladık ama dönem dönem biliyorsunuz zaten bu tarz uygulamaların ortaya çıkması, bunlar aracılığıyla kişisel verilere erişilmesi son derece önemliydi. Bir de dikkat ederseniz bu Mehtap Hanım, bu filtreler var biliyorsunuz, çok fazla kullandığımız, evet, yoğun şekilde kullandığımız sosyal medyanın artık doğası durumuna da gelmeye başladı biliyorsunuz. Aynı durum bu filtre programlarında da geçerlidir. Çünkü efendim dikkat ederseniz uygulamaya yüklerken verdiğiniz erişim izinleri vardır. Yani mesela bir filtre uygulaması neden sizin rehberinizi istesin? Rehberinize eriştiğinde telefon bilgilerinize geliyor, e-posta bilgileri geliyor. O kişiye bağlı olan diğer e-posta bilgileri de geliyor. Dolayısıyla aslında siz kendi elinizde, kendi verilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmış oluyorsunuz. Yani eğlence amacıyla aslında çok daha önemli, kıymetli olan verilerinizi karşı tarafa aktarmış oluyorsunuz. Özellikle altını çizerim bunu. Peki ne yapmamız gerekiyor? Yani bu tür uygulamaları hiç mi yüklemememiz gerekiyor? Yoksa hani mutlaka ki ihtiyacımız olan şeyler de var. İşte ne bileyim, navigasyondu, şuydu, buydu, bir sürü farklı uygulamalar da var. Hangilerini tercih etmeliyiz daha çok? Şöyle söyleyelim. Şimdi bu uygulamaları yüklemeyin demek çağımızla alakalı olmayacaktır. Neden diyecek olursanız, evet, hepimizin elinde akıllı telefonlar, tabletler var. Bunu söyleyebilmemiz mümkün değil Mehtap Hanım. Ama burada dijital bilinç ve dijital okuryazarlık son derece önemli. Uygulamayı yüklemeden önce kullanıcı yorumlarını kontrol etmek son derece önemli. Uygulama dükkanlarından bile telefonlarımıza uygulama indirmiş olsak dahi aynı liste karşı karşıya olduğumuzun altını çizmemiz lazım. Yorumları okuduktan sonra uygulama, biliyorsunuz, yüklenmeye başladıktan sonra uygulamayı kullanmadan önce sizden erişim izinleri isteyecektir. Bu uygulama hangi erişim izinlerini istiyor? Mesela siz dediniz ki navigasyon. Navigasyon niye rehber erişim izni istesin? Mikrofona erişim izni, yani mikrofona verebilir ama rehberime niye erişim izni istiyor mesela bak. Bu doğrudan sizin o uygulama aracılığıyla verinizi üçüncü şahıslarla paylaşmanız demek oluyor. Paylaşım ve izinleri kontrol etmek son derece önemlidir. Uygulama dükkanı önemlidir efendim. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekir. Ve tabii bununla birlikte de son dönemlerde karşımıza çıkan bu veri ihlallerine karşı uygulamaları yüklerken mutlak suretle kontrol gerçekleştirmek. Bu uygulamanın içeriği nedir? Uygulamanın şirketi nedir? Bunları kontrol etmek de yine son derece önemli efendim. Ya şimdi uygulamalardan bahsediyoruz ama elimizdeki telefonlar da aslında başlı başına bizleri takip eden bir cihaz gibi, öyle değil mi? Kesinlikle. Zaten dikkat ederseniz dijital ortamda iz bırakıyoruz. Bugün web, evet, sitelerine girdiğinizde dikkat ederseniz sizden çerezlere erişim izni ister. Çerezlere niye erişim izni istiyor? Sizin çerezleriniz aslında sizi takip eden, neye girdiğiniz, neyi tıkladığınız, neyi beğendiğiniz, neyi hoşlandığınız, her şeyi aslında dijital ortamda yaptığınız her şeyi üçüncü şahıslarla, reklam şirketleriyle paylaşılmasını sağlıyor. Dolayısıyla Mehtap Hanım,
reklam şirketleri de ne yapıyor? Size özel, size yönelik reklam içerikleri ve unsurları koymuş oluyor. Dijital ortamda her zaman söylediğimiz şu var. %100 güven gibi bir durum söz konusu değil. Bunun özellikle altını çizelim. Yani ben dijital ortamda var olurum ama istediğim her şekilde de bu mecraları kullanırım gibi bir durum mu? Söz konusu değil. Sadece burada dikkatli olmamız gerekiyor. Hangi verileri paylaştığımız son derece önemli. Konum bilgilerini mesela uygulamaları kullanmadığımız dönemlerde kapalı tutmak son derece önemli. Erişim izinleri, rehberimize verdiğimiz erişim izinleri, efendim kameramıza verdiğimiz, işte efendim mikrofonumuza verdiğimiz erişim izinlerini uygulamaları kullanmadığımız müddetçe kapatmak son derece önemli. Zaten dikkat ederseniz uygulama sürekli size diyecek, bu uygulamayı kapattıktan sonra erişim izinlerini bunu mutlaka açın, açın, açın diyecek. Bunun sebebi veriye ulaşma artısı. Dolayısıyla bugün internet siteleri, konum bilgileri, bunların hepsi zaten verileri depoluyor. Bunun özellikle altını çizelim. Ama bilinçli olarak ne yapabiliriz? Uygulamaları kullanmadığımız dönemlerde kapatabiliriz Mehtap Hanım. Bu bizim elimizde olan bir unsur, husus. Bunun özellikle altını çizelim. Bunun dışında efendim popüler uygulamalar, yani bir bakıyorsunuz bir anda gündemi oluşturan işte sosyal medyada akımlar olarak çıkıyor. Evet. Mesela 10 yaş akımını mutlaka hatırlamışsınızdır. 20 yaş akımını mutlaka hatırlamışsınızdır. 20 sene önce neydi? 20 sene after, before. Bunların hepsi yapay zeka algoritmalarını besleyen, şirketlere veri aktaran ve dolayısıyla da aslında biyometrik verilerin işlenmesi ve bunun aracılığıyla size yarın öbür gün farklı uygulamalar sunulmasını sağlayan hususlar oluyor. Bunun da özellikle altını çizelim. Eğlence amacıyla kişisel verilerimizi üçüncü şahıslara teslim etmeyelim diyorum efendim. Yani Ali Bey, aslında pek de mümkün değil bundan kaçmak, ancak dikkatli olunabilir, öyle söyleyebilir miyiz? Kesinlikle Mehtap Hanım, ben şuna asla katılmıyorum ve inanmıyorum. Efendim bunu kontrol edebiliriz, bunu kullanabiliriz. Bugün bilişim açısından da siber güvenlik açısından da %100 güven söz konusu değil. Bunun özellikle altını çizelim. Bu tamamen sizin de dediğiniz gibi kontrol altına almak, hangi uygulamaları yüklediğimize dikkat etmek, uygulamaları kullanmadığımız dönemlerde silmek, yani bir uygulamayı bir iki kullanım için indiriyorsunuz, daha sonra telefonunuza bu depo edilmiş oluyor. Hem şey açısından da, yani yer kaplıyor. Bizim yer, aynen, verim açısından da yani işletim sistemimizin verimi açısından ya da hard diskimizin verimli bir şekilde kullanımı açısından da zarar veriyor. Aynı zamanda da kişisel verilere sürekli ulaştığı için siz her attığınız fotoğrafa erişim izni verdiğiniz için oluyor. Burada şunu söyleyebilirim Mehtap Hanım. Uygulamaya erişim izni verirken mutlaka benim tercihimle değil. Yani benim istediğim fotoğraflar, videolara erişim izni verilsin seçeneğini mutlaka telefonumuzun ve uygulamaların ayarlar sekmesinden gerçekleştirirsek bir nebze de olsa kendimizi korumuş olacağız efendim. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Ali Murat Kırık'la konuştuk. Bilişim uzmanı kendisi. Konuyu devam ediyoruz bizler de haberlerle değerli izleyenler.